30 Mart seçimlerine göre 13 yerleşim biriminde oy oranımız 2,5 puan artış kaydetti. 1 Haziran seçimlerinde adeta MHP'nin esamesi bile okunmadı. 30 Mart'ta Pensilvanya'nın maşası, CHP'nin de payandası olan MHP, 1 Haziran'da yeni vazifesini iyice benimsemiş halde kimliğini tamamen CHP'ye teslim etmiş oldu. Çatı su sızdırmaya devam ediyor. Bu seçimde çatı bir kez daha çatladı. Aslında çatı diye bir şey kalmadı. Başta CHP olmak üzere sokakları hareketlendirip Türkiye'de yeniden çatışma manzaraları oluşturmak isteyenler bu gezide hayal kırıklığı yaşadı. Demokrasi sandık değildir veya demokrasi sadece sandık değildir mantığını değerli kardeşlerim ben kabul etmiyorum. Kim bu ifadeyi kullanırsa kullansın kabul etmiyorum. Demokrasi sandıktan geçer. Öyle veya böyle sandıktan geçer. Çocukları sizin getirip anne babalarına teslim etmeniz lazım. Adreslerini gayet iyi biliyorsunuz. Çünkü burada iktidar olarak, devlet olarak yapılacak şey de bunların tek silahı nedir biliyor musunuz? Getirirler vatandaşı böyle silahların önüne koyarlar. Yaptıkları iş bu oldu bugüne. Fakat dedim ya B planı, C planı burada devreye girecektir. 27 Mayıs öncesi yaptıklarının aynısını yaparak AK Parti hükümetinin akıbetini Demokrat Parti'nin akıbetiyle birleştireceklerini zannettiler. Ama karşılarında dimdik duran bir hükümet buldular. İnlerine gireceğiz demiştik. Şu anda İnlerine girdik. Bütün pisliklerini ortaya döküyoruz. Kaçıp saklandıkları inlerinden de sorumluları çıkaracak ve adalete teslim edecek. Ellerinde hiçbir delil olmadığı halde, sırf dedikodulardan yola çıkarak, hakaret edecek kadar da kendilerinden geçmiş durumdalar. Belli ki CHP'de artık haşhaş almaya başlamış. Terör de, sokak eylemleri de bugüne kadar hiçbir netice alamamıştır. Bundan sonra da hiçbir netice alamaz. Her zaman ifade ediyorum. Şiddet hiçbir meselenin çözüm aracı değildir. Her zaman ifade ediyorum. Çözüm için biz değil elini gövdesini taşın altına koymuş bir iktidarız. Anneliğin siyaseti yoktur. Sağcılığı, solculuğu yoktur. Hiçbir annenin gözyaşı dökmesine, acılar yaşamasına, yavrusundan kopmasına tahammülümüz olamaz.